Arkadaşlar merhabalar bu videomda. Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında çember analitik incelenmesi konusundaki test 5'in yani son testin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 228 ve 229'u çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Denklemi x eksi karesi artı y eksi karesi eşittir 25 olan çemberin x ekseninde ayırdığı kirişin uzunluğu soruluyor bize. Şimdi analitik düzlem çizerek de yapabiliriz ya da Şimdi x eksenini kestiği yer soruluyor bize. O zaman x eksenini kestiği noktaları bulacağım ben burada. Basit bir şekilde şey çizerek de yapabiliriz. E o zaman biz x eksenini kestiği nasıl yeri nasıl bulabiliriz? Y yerine 0 yazarak. Y yerine 0 yazdığım zaman o zaman şöyle yazalım. Y eşittir 0 için ne oluyor? x eksi 6'nın karesi artı eksi 4'ün karesi eşittir 25 yapar. Buradan x eksi 6'nın karesi eşittir 25 eksi 16'dan 9 yapar. O zaman x eksi 6 ne yapar? 3 yapar hocam. Ama eksi 3'ün karesi de 9 olduğu için x eksi 6 eksi 3 de yapabilir. O zaman x'i 9 buluruz. Buradan da x'i 3 buluruz. Evet x ekseninde de ayırdığı kiriş. Şöyle bir kiriş var ya. Kestiği noktaları bulduk biz. X'i 9'da kesiyor bir de 3'te kesiyor. Hocam işte bu kirişin uzunluğu isteniyor. 9 ile 3 arasındaki kiriş uzunluğu nedir arkadaşım? Şu şekilde 6 birimdir. Yani cevap edremit yaptığı birinci soruda. Geldik 2'ye. Analitik düzlemde y eşittir 1 ve y eşittir 5 doğrulara teğet olan ve merkezi y eşittir x eksi 1 doğru üzerinde bulunan çemberin şeyi isteniyor. Bak özel doğrular var bizde. Hemen burada o zaman analitik düzlem çizelim. y eşittir 1 ve y eşittir 5 doğrularına teğet olan çemberden bahsediyoruz. Ya hocam burada bir sürü çember vardır böyle değil mi? Aa, bu çemberlerden özel olan isteniyor benden. Y eşittir x eksi 1 doğrusu üzerinde olandan bahsediyor merkezi. Şimdi öncelikle şurası 5 burası da 1 ya. Şöyle rastgele bir şey yapalım arkadaşım. Çemberi belirleyelim. Bunlardan sonsuz tane var ama onu belirleyeceğiz. E burada merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik deyince hocam şurası 4 birim ya. 4 birim olduğu için 2 birim 2 birim yaptı. Yani yarı çapı buradan 2 bulduk. Peki merkezi bulmamız lazım bizim. Aa yarı çapı 2 ya. Şöyle hocam 2 birim yukarıda. Şimdi 5 ile 1'in tam ortasında yapacak. Ya da 5'ten 2 birim aşağıda ne var? Hocam 5'ten 2 birim aşağıda 3 var. Ya da 1'den 2 birim yukarıda ne var? 3 var. Evet ordinatı. Yani ben buradaki merkezin apsisini bilmiyorum ama ordinatını kesinlikle 3 olduğunu biliyorum. E adam bize demiş y eşittir x eksi 1 doğrusu üzerinde demiş. Yani bu doğru y eşittir x eksi 1 doğrusu üzerinde üstünde ya. Bak merkez k'ya 3. Bu doğrunun üstünde olduğu için denklemi sağlamak zorunda. O zaman denklemde yerine yazalım. O zaman x yerine k y yerine 3 yazıyorum. 3 eşittir k eksi 1 olduğundan k'yı da 4 bulduk. O zaman merkezimiz ne oldu arkadaşım? Merkezi 4'e 3 olan K'yı 4 bulduğumuz için yarı çapı da 2 olan çember denklemi. X eksi 4'ün karesi artı Y eksi 3'ün karesi eşittir. 2'nin karesinden cevaba ulaşırız. Yani cevap böylelikle Ceyhan yaptı ikinci soruda. Geldik 3'e. Valla 6'ya 8 verilmiş. Bir kere 6, 8, 10 üçgeninden burası 11'im çıktı değil mi? Şöyle burası 6 ya burası da 8 ya. 6, 8, 10'dan burası 10 çıktı. Tamam burayı 10 bulduk. Bir kere t teğet birbirine eşit. Burası da 10 mu oldu? Evet. Şimdi merkez isteniyor benden. Arkadaş teğet teğet. Ne yapabilirim ben burada? Valla şu merkezden geçse açı ortay olacak diyeceğim. Açı ortay işime yarayacak mı? İlk önce onu bir deneyim isterseniz. Şu açı ortay olacak. Merkez teğet çektik. yarıçap burası. Merkez teğet çektik. Burası da yarıçap. çap. He, şöyle yapabiliriz. Merkezi kaça kaç? 10'a R. Merkezi 10'a R bulduk ya. Bak 10 birim sağda R birim yukarıda. Buradan sonuca ulaşabilirim dostum. E burada nasıl ulaşacağım? İki nokta arasındaki uzaklık eşittir R diyerek sonuca ulaşırız. Birinci yol bu olsun. İkinci yol başka türlü nasıl olabilir dostum? İkinci yolda şu 6'ya 8'i kullanabilirim. Mesela 6'ya 8'i şu şekilde kullanabilirim. Şuradan dik çizsem. Dik çizdiğim zaman zaten biraz önce de yapmıştık burası. 6 şuranın da 8 birim olduğunu biliyoruz. Ve burası da t'ten dolayı 10 birim olduğunu biliyoruz. E o zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Bak burada bir açı ortaylık var. Hocam 10 bölü 6 yani 5K'ya 3K olur burası. Koldaki oran tabandaki oran eşit olacak. Tamamı da 8 ise burayı 5 mi bulduk? Evet burayı da kaç bulduk? 3 bulduk. E şimdi ne yapacağız? R isteniliyor bizden. R R R. Arkadaş açılara bir dalalım. Alfa alfa. Alfa 90 ise burası beta. Alfa 90 ise burası beta. Ters açıdan burası da beta. A beta ya beta. Yani burası 5 ise burası da 5 oldu. O zaman hmm, burayı 5 bulduysak merkezi 10'a 5 oldu. Yarı çapı da 5 oldu. Çember denklemi x eksi 10'un karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir. R kare 5'in karesinden sonuca ulaşırız. Ama dediğim gibi biraz önce o iki nokta arasındaki uzaklık yarı çap deyip de, de yine sonuca ulaşabilirdiniz. Şimdi buradan x kareye kare geliyor. Tamam onlar hepsinde var zaten. Eksi 20 x geliyor buradan. Eksi 20 x burada var. Eksi 10 y'ye geliyor buradan. Eksi 10 y burada var. Artı 100 var. Artı 25 var. Öbür tarafta da 25 var. 25'ler gidiyor. Artı 100 yapıyor. Artı 100 de burada var zaten. Cevap böylelikle Denizli yaptı galiba. Değil mi? Sanırsam galiba. Evet. Cevap Denizli yaptı. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Dik koordinat düzleminde merkezi orijinde olan ABCD karesi bu şekilde çemberin içerisine çizilmiş. Çemberin denklemi de x kare artı y kare eşittir 100 verilmiş. Yani merkezi sıfıra sıfır. Yarı çapı da 10 olan çember değil mi bu? Evet. Şimdi eğimi eksi 3 olan bir doğru. Bak x'in katsayısı eğimdi değil mi? Eğimi eksi 3. Yani sola yatık eğimi 3. Tanjant alfası 3 olacak. Şuradaki tanjant alfayı 3 olarak kullanacağım ben şimdi. O zaman bu ne demek? 3k bölü k demek değil midir? Evet. E sonra sonrası belli ya. 3k'yı bulursak olay bitti kardeşim. Ne yapacağız? Yarı çapında 10 olduğunu biliyoruz biz. Burası 3k. Burası da 3k. Burası da 3k değil mi? Evet. Hatta burası da 3k. Ve çemberdeki en etkili silah neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çapı çizdin ve dik üçgen karşına çıkıverdi. Pisagor bağıntısı. Hatta burası 3, 4, 5 üçgeninden burası 5K yapar. Ve 5K yarı çapı eşit ya. 10 ya yani. K'yı buradan 2 buluruz. K2 ise 3K dediğimiz 6 çıkar. Karenin alanı isteniyor. Cevap 36 çıkar. İşte hem çember bilgisini hem de analitik bilgisini karıştıran çok güzel bir soru olmuş bu. Dördüncü soru. Akçay oldu. Tam sınavlık diyebilirim. Geldik 5'e. Analitik düzlemde ABCD karesinin çevrel çemberinin denklemi bu şekilde verilmiş. Evet merkezi kaça kaç? Hemen merkezi belirliyorum. 2'ye 3 yarıçapı da kök 8. Kök 8 dediğimiz nedir? 2 kök 2'dir. Karenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bir kare var elimde. Karenin çevrel çemberi var. Çevrel çemberini de şöyle çizdim. Tam bu merkezimiz burada bir yerde. E şimdi arkadaşlar çapı gören çevre açı 90 derece çap üzerinde olacak. Yani köşegen üzerinde olacak. Merkezimiz 2'ye 3 yarı çapı da 2 kök 2. Hocam yarı çap 2 kök 2, 2 kök 2, 4 kök 2. Bunlar da 4 4 yaptı? Evet. Karenin çevresi soruluyor bize. E karenin bir kenarını 4 bulduysak çevrede 4'ten 4 tane var demek. Yani cevap 16 olur demek. Evet 5. soru akçay oldu. Geldik 6. soruya. Evet çember denklemini vermiş bu şekilde. Merkezi burada o zaman ne oluyor? 0'a 0 yarı çapı da 4 çemberi üzerinde. Birinci bölgede alınan Bak birinci bölgede diyor. Analitik düzlem çizelim. Ve merkezi sıfıra sıfır olan çemberi çizeceğiz. yarıçapı çapı dört birim olan çemberi çizelim bakalım. Şöyle yarıçapı çapı dört birim olan çemberi çizdik. Çemberi üzerinde birinci bölgede alınan yani şu birinci bölgede alınan 1A virgül B noktasının x ekseninde göre simetriği B. Evet bu çember üzerinde herhangi bir nokta alacağım. Şöyle mesela A virgül B'yi aldım tamam mı? Sonra x ekseninde göre simetriği x eksenine göre simetriğini alınca hop şöyle Hocam merkez burası ya. simetriyi alınca 90 derece merkez kiriş çektikten iki eş parçaya böler burası. Yani bu da tam çember üzerinde olmak zorunda. Burası da C noktasıymış. ABC üçgeninin alanı. Evet A neresiydi? Şurasıydı A. Sonra x eksenine göre simetriyi B, y eksenine göre simetriği de C. Y eksenine göre simetriğini alınca yine merkez kiriş çektikten iki eş parçaya bölecek. Burası da C ya. İşte bizden A ABC üçgeninin alanı vermiş bize. Hocam şurası nedir? 90 derece. E çapı gören çevre açı 90 derece olacağından şuradaki oluşturduğum üçgende bu doğrusal tam orijinden geçmek zorunda. Şimdi bunun alanı vermiş bize. A virgül B noktasıydı. Hocam burası A uzunluğu. Şurası da B uzunluğu. Yani bu ne demek? A ise A. A. B ise B. B. Yani 2A ve 2B. 2A çarpı 2B bölü 2'ye bize kaç vermiş? 9 vermiş. Buradan 2A B'yi kaç bulduk? 9 bulduk. E. A noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş başka ne yapacağız? 2AB'yi 9 bulduk. Eyvallah. Bir de şu A virgül B çember üzerindeki bir nokta değil mi? Evet. Çember üzerindeki bir nokta olduğu için çember denklemini sağlamak zorunda mı? Aynen öyle. Ya da şunu şuradan çizersin böyle. Hocam A kare artı B kare eşittir. Şu R. R'si kaçtı? 4 bir değil miydi? Buradan da A kare artı B kare eşittir. 4'ün karesi geliyor. Ya da direkt çember denklemini sağlar deyip de X yerine A, y yerine b yazdığımızda A kare artı B kare eşittir. 16'yı o şekilde de bulabilirdik. Ya da Yarı çap 4 ya çizdik. A kare artı B kare eşittir. 4'ün karesi geldi buradan. Evet elimde A kare artı B kare var. Bir de 2 AB var. Bizden A noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Yani A artı B isteniyor. Ben A artı B'ye X diyecek olursam eğer. A artı B'yi bulmaya çalışacağım. Her iki tarafın karesini alırsam eğer ben burada şöyle karesini alayım ben. Benden X istediyor yalnız bak dikkat et. A artı B ne dedim? X dedim. O zaman A artı B'nin karesi de neye eşit olmak zorunda? X'in karesi eşit olmak zorunda. E bunu da yazdıktan sonra neler geliyor bakalım başımıza. Hocam buradan a kare artı 2ab artı b kare eşittir x kare oldu ya. A, a kare artı b kareyi ben biliyorum. 4'ün karesinden 16 değil mi? Şu a kare artı b kare. 2ab'yi biliyorum. 2ab'de 9 değil mi? Evet. 2ab ye yerine de 9 yazdım. Bu x kareye eşit. 25 eşittir x kare oldu ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 5 bulduk. Cevap balık hissi yaptı. Lütfen bu soruya da dikkat. Böyle çarpanları ayırmalı soruları. Dikdörtgende çemberde falan çok soruyorlar. Çemberin analitiğinde niye sormasınlar değil mi? O anlamda güzel bir soru. Hoş bir soru. Tam ÖSYM dilinde bir soru. Lütfen dikkat. Altıncı soru balık kesir çıktı. Geldik yedinci soruya. Çemberi ile y eşit 3 doğrusunun kesim noktaları A ve B noktalarının orta noktası. Evet. Şimdi arkadaşlar bir çember ile bir doğrunun kesim noktası A ve B ise işte burası. Bunun kesim noktasının orta noktası. Yani şu kesim noktalarının orta noktası burası verilmiş arkadaşlar. Yani eksi 1'e k noktası olarak verilmiş. He. kesim noktası ben x1 virgül y1 diyecek olursam. Buraya da x2 virgül y2 diyecek olursam eğer. Bak x1 artı x2 bölü 2 ben ne biliyorum? x1 artı x2 bölü 2 eşittir eksi 1 biliyorsam. E, o zaman buradan x1 artı x2 kaç geliyor? Eksi 2 geliyor. Bu ne demek? Hocam ben bunları ortak çözüm yaptım. Kökleri de bu x1, y1, x2, y2 ise eğer sonra x1 artı x2 bölü 2 yani kökler toplamını ne buldum ben? Eksi 2 buldum. Demek ki ben bunu kullanacağım. Demek ki ortak çözüm yapacağım. Ortak çözümdeki kökler toplamı belli. Hadi bakalım. Y yerine 3x yazalım. Y yerine 3x yazdığımız zaman o zaman x kare artı 9x kare artı 5x artı y yerine 3x yazınca y yerine 3x yazınca 3mx yaptı burası. E, eksi 1 eşit 0 yaptı. Yani 10x kare artı burada x parantezine alınca 5 artı 3 m x eksi 1 eşit 0. Kökler toplamı ne verilmişti bize? Eksi 2 verilmişti. O zaman kökler toplamı da eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü a'yı yazdım. Bunu da kaç eşitleyeceğim? Eksi 2 eşitleyeceğim. Şunlar şunlar gitti. 5 artı 3 m buradan 20 gelir. 3 m buradan 15 gelir. m'yi de buradan 5 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle Akçay çıktı. Bu şekilde matematik bilgisini de ÖSYM e sorup yorumlattırıyor. Dikkat edin kökler toplamından gittim. Yani bir yakın zamanda bu 2 yıl ya da 3 yıl içerisinde de böyle buna benzer. Yani buna benzer dediğim e, matematikle ortak çözüm kullandırıp da yaptırdığı soru oldu. Yine böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Lütfen bu soruya da dikkat. 7. soru Akçay geldik 8'e. Evet çember denklemini vermiş. Çember denklemini çemberin 16 birim uzunluğunda kirişlerin orta. Evet şimdi. Çember denklemini vermiş ya. Ben şöyle bir çemberi çiziyorum kardeşim. Merkezimiz kaç? Eksi de bölü 2 eksi de bölü 2 idi. Hani 3'e eksi 2 noktası. Yarı çap ne arkadaşlar? Şu eksi 87 eşit 0 şeklinde ya. Ya d kare artı e kare eksi 4f kare küçüğünde bir de 1 bölü 2 ile çarpıyorduk. Ben bunu böyle yapacağıma şöyle yapsam. Hocam x kare eksi 6x dediğimiz x eksi 3'ün parantez karesinden gelir. Artı 9 fazlalığı var. O zaman eksi 9 dersem x kare eksi 6 x elde ederim. 1. Sonra y kare artı 4 y'yi de y artı 2'nin parantez karesinden elde ederim. Ama y kare artı 4 y buradan geliyor ama artı 4 fazlalığı var. 4 çıkartmam lazım. Ben y kare artı 4 y'yi elde etmem için. işte bu bunları yazdım. Bu da neye eşit? 87'ye eşit. Bak bir de bu yoldan çözeyim ben sana yarıçapı çapı. Buradan ne geldi? x eksi 3'ün karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir. Hocam 9 4 daha 13 eksi 9 eksi 4 daha 13 öbür tarafa atınca da 100 yaptı. Yani buradan merkezinin de 3'e eksi 2 olduğunu yarı çapında 10 olduğunu da bu şekilde de bulabiliyoruz. Evet yarıçapı 10 bulduk. Şimdi çemberin içindeki diyor ki bize 16 birim uzunluğundaki kirişlerin orta noktalarından bahsediyor. 16 birim uzunluğundaki kiriş çizdim. Merkez kiriş çektik. İki eş parçaya böldü. 8 8. E hocam yarı çapta zaten 10'du. Hocam yarı olsa burası 6 mi yaptı? Evet. Bak sen buradan da bir 16 birim uzunluğunda kiriş çizsen yine buradaki uzunluk 6 mı çıkacak arkadaşım böyle? Burada da çizsen böyle 16 birim uzunluğunda kiriş. O zaman sen buradan da dik çizsen bu uzunluk yine 6 mı çıkacak? Evet zaten bizden buradaki orta noktaların geometrik yeri isteniyor. Geometrik yeri isteniyor. Yani yine 3'e eksi 2 noktasına 6 birim uzunluğundaki noktalar isteniyor. Bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesi neydi? Bir çember belirtiyordu. İşte bu çember belirtir arkadaşım. Şöyle bir çember belirtiyor. Yani merkezi 3'e eksi 2 olan yarı çapı 6 olan çember denklemi x eksi 3'ün karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir. 6'nın karesinden sonuca ulaşırız. O da a şıkkında var. Yani 8. soru akçay yapar. Geldik 9'a. Bu merkezi, merkezi bu doğru üzerinde olan ve her iki eksene teğet olan çemberin üzerindeki bir nokta 2m olduğuna göre M kaç olabilir diye soruluyor. Arkadaşım şimdi her iki eksenler de teğet olacak. Şimdi analitik düzlem çizelim. Analitik düzlem çizdikten sonra merkezi merkezim doğru üstünde olan diyor. O zaman x yerine 0 yazsam y'si 9 yapıyor. Hocam y'si 9 olacak. Y yerine 0 yazsam x'i kaç yapıyor? O. 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 X'i kaç yapıyor? X'i de kaç yapacak? 36 bölü 5 yapacak. X'i de 36 bölü 5 yapacak. Böyle bir şey. Evet merkezi bu doğru üstünde olan diyor. Ve her iki eksene de teğet olan çemberlerden bahsediyor bize. Arkadaş bu çemberler çemberden bahsediyor. O zaman bu çember nerede olacak merkezi? İşte şurada olacak. Kaç olabilir diye soruluyor zaten. Hani bu çember bir merkezi burada olup şu birinci bölgede her iki eksene de teğet olabilir. İki merkezi burada olup her iki çembere burada teğet olabilir böyle. Bilmiyorum denemek lazım belki de olmaz. Merkezi şurada olup da her iki çembere de teğet olan şöyle bir çember olabilir arkadaşlar. İşte bunlardan biri. Ama ilk etapta M kaç olabilir diye soruluyor. Birinci bölgedekine bakalım mı? Bakalım. O zaman şimdi burada arkadaş ne yapacağız burada? Merkez T'ye çektik yapsak birinci bölgedeyse merkez T'ye çektik yapsak burası R, burası R R virgül R mi yapıyor burası? Evet. Birinci bölgede R virgül R yapıyor. Bak bu doğru üstünde R virgül R olan denklemi bulalım. O zaman R'yi bulalım daha doğrusu. Hocam Denklemde yerine yazıyorum. 5R artı 4R eksi 36 eşit 0 yaptı ya. 9R eşittir 36 yaptı ya. R'yi buradan kaç bulduk o zaman? 4 bulduk. Yarı çapı 4 oldu. Yarı çapı 4 olan çember denklemi de merkezi R'ye R. Yarı çapı da R. Yani merkezi kaça kaç? Merkezi 4'e 4. Yarı çapı da 4 olan çember denklemi. X eksi 4'ün karesi artı Y eksi 4'ün karesi eşittir. 4'ün karesi 16 yapacak. Şimdi bir denklem bu. Öbür denklem de şu. Merkez T'ye çektikleri yapınca hocam R, R. Yani bu ne demek? R virgül eksi R. R virgül eksi R olan merkezi yarı çapıda R olan çember. R virgül eksi R'yi yazacağım buraya yerine. Ondan sonra işte yine aynı buradaki işlemleri yapacağız. Ama hiç buna girmeyelim. Bakalım buradan cevap gelecek mi? Şimdi bu çember üzerindeki nokta 2 M olarak verilmiş. Çemberi denklemi yazdık ya. Çember üzerindeki nokta 2'ye M ise denklemi sağlar. X yerine 2, Y yerine M yazacak olursam. Yani burası 2 eksi 4'ün karesi. Yani 4 yapar. Artı mx 4'ün karesi eşittir 16'dan mx 4'ün karesi eşittir 12 yapar. mx 4 buradan ya 2 e, köküştür artı 2 köküştür ya da mx 4 nedir? mx 4'ün karesi 12 ya o zaman mx 4 artı eksi kök 12 eşittir ya da eksi 2 kök E buradan da m neye eşit oluyor? Ya 4 artı 2 kök eşit oluyor ya da 4 eksi 2 kök eşit oluyor. Aha da şıklarda var. Olmasaydı bu çembere bakacaktım. O da olmasaydı bu çembere bakacaktım. Buradaki çembere bakarken de merkezi eksi R'ye R olan çembere deneyecektik arkadaşlar. Tamam. Bunlardan birinden biri olmazdı ama neyse olmadığında zaten şekle döktüğümüz zaman da anlayabilirdik. Tamam. Yani koyduğumuzda denklem sağlanmamış olurdu mesela. Tamam. Evet. En azından 3. bölgede teğet çizemediğimizi de gördük. 1. bölgede çıktı. 9. soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik ona. Dik koordinat sisteminde verilen A merkezi çember x eksenine 2 kök 6 2 kök 6 0 noktasında teğettir. Çember orijin etrafında saat yönü tersinde 15 derece döndürüldüğünde y eşittir x doğrusu üzerine. Merkez y eşittir x doğrusu üzerine denk geliyor. Arkadaş şurası merkezi döndüreceğim ya orijin etrafında hop döndürdüğünde merkez buraya denk geliyormuş. Aa hocam bize diyor ki burada kaçı 15 derece diyor. Aa bu da y eşittir x doğrusu. Yani eğim eşittir 1 ise yani tanjant alfa ise alfa buradan kaç derecedir? 45 derecedir. O zaman burası ne oldu? 30 oldu. E süper. Merkez çektik yapınca. E, burası 2 kök 6 ya. E, şimdi 60'ı karşı 2 kök 6 ise 30'ı karşı kök 3'e bölünmüş hali. Kök 3'e bölünmüş hali ne yapıyor arkadaşım? 2 kök 2 yapıyor. E tamam. O zaman merkezi bulduk mu? Bulduk. 2 kök 6 ya. 2 kök 2 yapar. Yarı çapta nedir? 2 kök 2'dir. İşte çemberin denklemi. Döndürme sonrasında oluşan çemberin denklemi isteniyor ama benden. Neyse ben şimdi yarı çap buldum mu böyle? Buldum. Hadi ben bunu döndüreyim. Burada bu arada 30'u karşı 2 kök ise 90'ın karşı 4 kök yapar. O zaman ben bunu döndürdüğümde şöyle bir çember yapacak merkezi şöyle olan. Yarı çapı hala aynı yarı çap mı? Evet. Yarı çapı hala 2 kök ki. E ben şuradaki uzunluğun ne olduğunu biliyorum. Hocam şuradaki uzunluğun da zaten bak döndürdüğüm zaman şu şöyle gel geliyor ya dikkat et. Hocam merkezi döndürdüğüm zaman 4 kök ki bu uzunluk bu, bu uzunluk da 4 kök kökü olacak. Ay konuşamadım. E o zaman merkezi bulmaya çalışacağım. Merkezi bulurken de şuradan bir dik çizersem. 45 derece ya. 4 kök kökü ise şurası 4 yapar. Burası da 4 yapar. O zaman merkezi kaça kaç oldu? 4'e 4 olan değil mi? 4 birim sağda 4 birim yukarıda. 4'e 4 olan yarı da 2 kök kol çember denklemi isteniyor. Evet x eksi 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesi dersek sonuca ulaşırız. Yani cevap buradan ne yaptı arkadaşım? 2 kök 2'nin karesi 8 yaptığı için Edremit yaptı 10. soruda. Ve geldik son soruya. Yani kara soruya. Bakalım ne diyor kara soru. Şimdi dik koordinat düzleminde A3 e 6 merkezli çember hem y eksenine hem de orijinden geçen bir D doğrusuna teğet olacak şekilde çiziliyor. Çizelim bakalım bizde. Şöyle bir çember çiziyoruz. Öyle bir çember. Merkeze kaça kaç? kaç? 3'e 6 olan. Merkezi burada. 3'e 6 olan. Hem nereye teğetmiş? Y ekseninde teğet olacakmış. Y ekseninde teğet olan çemberi çizdim. Hem de nereye teğet olsun diyor arkadaşım. Y eşittir x doğrusuna. Hadi bakalım y eşittir x doğrusunu da çizelim. Şöyle. Tamam. Şöyle bir doğrumuz olacak arkadaşım. Çizdik. Ya yani orijinden geçen bir doğruya teğet diyor. Merkeze 3'e 6 ya. Hocam bu ne demek? Şöyle geldiğimiz zaman. Hocam merkez 3, merkez 6. E o zaman burası 3 birim yani burası 3 birim olur. Burası da 6 birim olduğu için buraya 6 birim kaldı. Evet şunu sileyim isterseniz kafa karışıklığı olmasın. Tamam şuranın 6 birim olduğunu gördük. Hocam 6'ya 6 t t birbirine eşit değil mi? Evet. Buna göre diyor D doğrusuna ve x ekseninde 12'ye 0 noktasında teğet olan hem bu doğruya hem de x ekseninde 12'ye 0 noktasında teğet olan bir çemberim daha varmış. Şöyle bir çember olacak bu. Hop çizdik. Burası işte bu çemberin denklemi nedir diye soruluyor. Şimdi burada 12'ye 0 noktasında teğet olacak diyor. E arkadaş burası kaç birim? 12 birim. E o zaman burası da 12 birim olacak. teğet teğet. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz burada? Aa hocam. iki yol çöz çözeceğim. İki yolla çözeceğim. Dikkat dikkat. İki yola dikkat edin arkadaşlar. Bak 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 bak. bak. Birinci yol bu. Hocam merkezden geçince açı ortay. Merkezden geçince açı ortay. Dikkat. Şuradaki nokta nokta yaptı. Burası da nokta nokta çizgi çizgi yaptı. 2 nokta ile 2 çizgi toplamı 90 derece ise burası kaç derece yapar? 45 derece yapar. Süper. Şimdi burası 45 yaptı mı? Yaptı. Başka ne yapabiliriz biz burada? E hocam burası alfa alfa burası da beta beta. Tanjant alfa artı beta belli mi? Tanjant alfa artı beta belli. Hocam tanjant 45 eşit yani 1'e eşit. O da tanjant alfa artı tanjant beta Bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta'ya eşitliği miydi? Evet. Yani buradan 1 eşittir. Tanjant alfa dediğim belli. 1 bölü 2 artı tanjant beta dediğim. Ah keşke bulursam olay bitti. Tanjant beta da buraya R dersem R bölü 12 değil mi? R bölü 12 bölü 1 eksi çarpımları değil miydi? Evet. Yani R bölü 24 yaptı. O zaman buradan dolayı şu işler dışları yaparsam. Hocam 1 eksi r bölü 24 eşittir. 1 bölü 2 artı r bölü 12 yaptı. Bunu buraya attım bunu buraya attım. 1 eksi 1 bölü 2 kaç yapıyor? 1 bölü 2 yapar. Hocam 1 bölü 2 eşittir. Bu r bölü 12, 12 artı r bölü 24. Hocam bunu 2 ile genişletirsem 2 r 3 r bölü 24 yapar değil mi? Evet. Burası 3 r bölü 24 yapar. Hocam o zaman direkt buraya 3 r bölü 24 diyelim. 3 r bölü 24 diyelim. Şunlar şunlar sadeleşse 8. 8 ile de 2 sadeleşse 4. R'yi de buradan kaç buluruz? 4 buluruz. E, r 4 ise o zaman çemberde eklemini bulabilirim. Merkezimiz kaça kaç oldu? 12'ye 4 olur. R'yi 4 bulduğumuz için yarı çapta 4. Yani x, x 12 yx4 eşittir. 4'ün karesi deyip d şıkkını işaretleyebiliriz. Birinci yolumuz bu olsun. Gerçekten güzel bir yol. Ama tancat alfa artı betadan yapmış olduk bunu. E, bir de ikinci yoldan çözeyim ben şimdi bunu. İkinci yol tabii ki geometriden. Haydi bakalım. Şimdi geometriden nasıl çözebiliriz? Arkadaş Tamam bu şekilde bulduk bunu. Süper bulduk hem de. Arkadaş burada ne yapacağız bir kere? Merkez varsa teğet varsa çek dik. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Tamam bu dikleri çizdik böyle. Çizdik böyle. Ee, sonra burası kaç birim? Teğet teğet 6 ise 6 6. 12 ise burası da 12 olacak. Yani buraya da 6 mı kaldı? Bak şu parçada 6 oldu. Ee, bunun yarıçapı kaç? 3. Bunun yarıçapı kaç? R. Burası ne yaptı? 12'ye R noktası yaptı. Şu 90 derece olduğundan dolayı. Ee, başka ne yapacağım burada? Şurada bir merdiven şekli geldi. Aa arkadaş ben şunu yapabilirim burada. Bak 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 dikkat et. Şu uzunluk nedir? İki nokta arasında uzaklıktan bulunur mu bu uzunluk? Evet birinci yol. Ya yani iki nokta arasında uzaktan bulunur. Bir de şöyle bir merdiven. Yani dikdörtgen oluşturmuyor muyduk bu tür sorularda? Aynen öyle. Dikdörtgen oluşturalım şurada. Hocam şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursam. R ise R 6 ise 6 bir de burada bir Pisagor bağıntısı yapabilirim. Hocam 2 nokta arasındaki uzaklık nedir? 12 eksi 3 9'un karesi artı r eksi 6'nın karesi. Kare kükü içerisinde değil mi? Evet burayı bulduk. Bu aynı zamanda neye eşit? 6 ve r artı 3'ün karesine eşit değil midir? 6'nın karesi artı r artı 3'ün karesine eşittir. Burada ee, kaç yapıyor bu? Her iki tarafın da karesini de alacağım burada. Ve işlem 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 yaparak işlem 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 yaparak r'yi de buradan 4 bulursunuz. Evet burada ne yaptık? Tekrar söylüyorum. Şu arkadaş 6'nın karesi artı bunun karesi. Bunun karesine eşit olacak. O zaman bu da kare içinde olacak. Pardon. Tamam buradan da işlemi yapacağız. Hatta yapayım işlemi. Korktuğum için yapmak istemedim ama. Şimdi yapayım. Şurası 81 artı r kare eksi 12 r artı 36 yaptı. Eşittir. Kareketler gitti ya. 36 artı r kare artı 6 r artı 9 yaptı buradan. Hocam r kareler gitti mi gitti. 36'lar gitti mi gitti. Bunu attım öbür tarafa 18 R'ye yapar. E, 81 burada attım bunu buraya 90 yaptı burası. O zaman R 5 mi geldi? Yok 81'den 9 çıktı. 72 geldi pardon. O zaman R'yi de böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. E, R 4 ise o zaman merkezimiz kaça kaç yaptı? 12'ye 4 yaptı. Yarı da 4 olan çember denklemi. X eksi 12'nin karesi artı Y eksi 4'ün karesi eşittir 4'ün karesi şeklinde olacaktır. Yani cevap böylelikle denizli oldu. Kara soru da bu. Çok zor mu? Değil. ÖSYM böyle sorularda da sever. İki farklı soru sundum size. Sadece biz niye zorlanıyoruz? Niye kara soru olarak seçtim? Ya sözel sorular çizmekte zorlanıyoruz ya. Al işte. Çiz. Gör. Fark et. Ama iki tane de güzel. Çok güzel bir yoldan çözdüm. İster tanjant A artı B'nin açılımından yapın. Tanjant A artı B orada özel bir açı geldi. 45 derece geldi. Ama hocam ben trigonometri bilmiyorum diyenlere de şöyle. Şu iki nokta arasındaki uzaklık burası kare içerisinde. E, bu uzaklık aynı zamanda bunların kareleri toplamı kare içinde deyip o şekilde de bulduk. Gerçekten güzel bir kara soruydu. Ve böylelikle bu kısmı da hallettik. Çember analitiğini bitirdik. Arkadaşım o zaman sırada ne var? Sırada prizmalar var. Prizmalar konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.